Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz ayıcıklı süveter modelinin yapımını paylaşacağım. Gerçekten çok tatlı oldu. Son zamanlarda bu ayıcıklar pek çok modeli içinde yerini alıyor. Hırkalarda, süveterlerde, yeleklerde, berelerde, atkılarda hepsinde görebiliyoruz. Tulumlarda görebiliyoruz. Ben de sizlerle birlikte nacizane önümde görmüş olduğunuz süveter modelinin yapımını paylaşırken önüne de bir ayıcıkla birlikte hava katmak istedim. Modelimiz Zara model diye geçiyor. Böyle kenarlardan düğmeli olarak çalıştım bu sefer. Daha önce kanalımda kenarları bağcıklı olarak bir süveter modeli paylaşmıştım. Bugün de düğmeli olarak paylaşmak istedim. Modelimi hem kız hem erkek çocuklar için uygundur. Unisex bir modeldir. İstediğiniz renklerde hazırlayabilir. Kız ve erkek çocuklarınızı giydirebilirsiniz. Önünde böyle bir ayıcık mevcut. Ayıcığımı internette pek çok yerlerde satılıyor arkadaşlar. Ben bulunduğum yerde tuhafiyelerden temin ettim. Sizlerle paylaşmak için. Modelimin şöyle arkasında paylaşayım. Arkasında herhangi sadece burgu modelimizi devam ettirdim. Ön kısmında sadece ayıcığımız mevcut şu şekilde. Ben ayıcığımı şöyle üst tarafa lastik kısmından birazcık yukarıya yerleştirdim. Ama siz tam dibe de yerleştirebilirsiniz. Biraz yukarıda da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben tercih ettim ve bu şekilde uyguladım. Modelimin ölçüsünü vereyim sizlere. Şöyle modelimin ölçüsü 27 santim. Yani bir yaş çocuklarının rahatlıkla giyebileceği bir model. Daha böyle salaş bir model tercih ediyorsanız eğer, hani 6 aylık çocuğa da giydirebilirsiniz. Bir yaş için yapmak istiyorum ama daha salaş bir model olsun istiyorsanız, benim başlangıcında uygulamış olduğum zincirden daha fazla zincir çekerek elde edebilirsiniz bu salaş modeli. Diğer geri kalan kısımları hep aynı şekilde ilerleyecek. Beden boyunu da yine şöyle paylaşayım sizlerle birlikte. Beden boyumda 30, şöyle tam omuz hizasından 32 santim olarak arkadaşlar yaptım. Bu şekilde. Şimdi kullandığım malzemem bebe yünü olarak Kartopu Baby One kullandım. Kodum 855. 2 yumak kullandım arkadaşlar. İkinci yumağımdan bu kadar kaldı. İstediğiniz bebe yünüyle çalışabilirsiniz. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Evet, bu şekilde. Şimdi dilerseniz modelimin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle göstereyim arka parçayı. Ben yaptım daha öncesinde. Şöyle yaka kesimini göstereyim. Ön yaka kesimini yaparken bu arka yaka kesimini nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Böyle dümdüz, orta kısmı dümdüz bir parça hazırladık. Kenarlarındaki burguyu iki taraflı olarak devam ettirdim. Ön parçayı da yine aynı şekilde hazırlayacağız. Şimdi dilerseniz ön parçanın yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir lastik hazırlamamız gerekiyor. Ben daha öncesinde bu lastiği hazırlamıştım ama sizlere nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Ben bu lastiği 67 zincir üzerinden 65 trabzanla yaptım. Yani bu lastikte toplamda 65 tane trabzan var. Sizler de istediğiniz büyüklüğe gelene kadar, yani hangi büyüklükte yapmak istiyorsanız o ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu ölçüm tam 28 santim oldu. Yani 1-1,5 yaş çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçü. Şimdi öncelikle başlıyoruz. Şöyle zincir çekerek. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyeceğiz. Bakın. Şöyle hafif uzatıyorum. Çekiyorum. 1. Hafif uzatıyorum. Çekiyorum. 2. Hafif uzatıyorum. Bu şekilde zincirlerimizi çekeceğiz. Çok sıkı çekerseniz esneme payı olmaz ve bu dip kısmı toplar arkadaşlar üstten trabzanları yaptığınızda. Şimdi ben böyle birkaç tane zincirimi çekeceğim. Sizler, ben 65 yaptım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya hangi ölçüde yapacaksınız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben 65 tane zincir, 67 tane zincir çekip üzerine 65 tane trabzan yapacağım demişim. Şimdi bunun üzerine size nasıl yaptığımı göstereyim. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Bakın trabzanlarımı yaparken de batıyorum ilmeği. Hafif birazcık uzatıyorum. Bu uzatmamı yapmamın sebebi daha yumuşak bir
örgü olsun diye, aynı zamanda da daha tok bir örgü olsun diye bunu yapıyorum. O yüzden sıkmıyorum. Şimdi bakın, bu şekilde bütün zincirlerimizin üzerine bu şekilde dolduracağız. Şimdi birkaç tane yapıp size lastik nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hani küçük bir parçada başladım ben. 65 trabzan üzerinden yapmıyorum şu anda. 67 zincir üzerinden yapmıyorum şu anda. Ama sizler o şekilde yapın. Şimdi ben burada 65 tane trabzan yaptığımı baz alıyorum, döndürüyorum, bir zincir çekiyorum, ipimi doladım, hemen dibine, bakın, hemen şuradaki şu dibine bir tane trabzan yapıyorum. Dilerseniz burada 3 tane zincir çekerek de bu trabzanı oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu kenarlarda boşluk kalmaması için, o zincir çektiğimizde o kenarlarda bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Onu istemiyorum. Şimdi şöyle ön kısmından bir tane trabzan alıyorum. Lastik alıyorum. Şöyle göstereyim size tekrar. Göstermeden geçtim. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Önümdeki ilmeğin arkadan öne doğru geliyorum. Üzerinden geçip yine arkadan ilmeğimi alıyorum ve çekiyorum. Bir, iki de çıkarıyorum. İkili trabzan yapmış oldum. İpimi doluyorum. Yanındakini bu sefer önünden arkadaşlar, ön kısımdan, bakın şu şekilde ilmeğimi alıyorum. 2 2 çıkarmış oluyorum. Trabzan yaptım. Yanındakinin şöyle belinden alıyorum, arka tarafından, bakın tığımı arka taraftan geliyorum. Karnının üzerinden geçiyorum ve alıyorum ilmeğimi. Şimdi şu şekilde önden alıyorum. Bir tane arka lastik yapıyoruz. Bir tane ön lastik yapıyoruz. Bununla arkadan öne doğru geliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şu sondaki zincirimize de başlangıç noktamız zincirimiz şöyle bir tane trabzan yapıyorum buraya. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Bakın öndeki kabartılarımızı önden alacağız. Arkada kalanları da arkadan alarak yapacağız. Yani bakın sıradaki arka tarafta kalmış. Arkadan İlmeğimi alıyorum. Şu şekilde göstereyim bakın. Lastiğimi yapıyorum. Yine belinden. Şimdi öndeki kabartımı da yine bakın bu şekilde belinden alıyorum. Aradaki kabartım arkada. Şöyle göstereyim bakın. Onu da yine belinden şöyle alıyorum. Bunu da yine belinden, önden. Aradaki arkada kabartı olarak onu da arkadan alıyorum. Ve bu şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi ben toplamda şöyle toplamda 5 sıra dipteki trabzan sırasıyla da 6 sıra lastik yapmış oldum. Şimdi lastiğimi bu kadar benim için yeterli. Şimdi devam ediyorum. Bu sırada trabzan yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir örnek kurmayacağım. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Ve şuradaki bütün ilmeklerimden bakın şuralardaki bütün ilmeklerden trabzan alarak göstereyim bakın şuradan
Buradan. İlmeklerin tepeleri, tepe dediğim noktalar, şuralar. Sakın şu boşluklara yapmayın. Şuralar arkadaşlar. Buralardan alarak bu sırayı trabzan olarak tamamlayıp sonrasında da şu kenar burguların yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Trabzanımı tamamlamış oldum. Şimdi döndürüyorum. Örnekli kısma gideceğiz. Bunun için ilk başta iki tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine de trabzan yapıyorum. Bakın ilmekleri batarak trabzanımı yaptım. Bu iki trabzan örneğimiz boyunca hep devam edecek. Hem bu tarafta hem diğer tarafta devam edecek. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane ilmeğimi atlıyorum. Şöyle göstereyim daha iyi görün. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün belinden tutuyorum. Bu şekilde. Çıkarıyorum. Şurada önce bir tane, daha sonra iki ve iki. Yani üç kere de çıkarmış oluyorum bunu. Bir kere dolayıp üç kere de çıkarıyorum. Şimdi bir kere doladım. Yanındakinden, yanındakinden alıyorum. Yine bir tane çıkarıyorum. Tığımda üç tane var. İki ve iki şeklinde çıkardım. Tekrar bir kere doladım. Yanındakinden yine karnından alıyorum. Bir, bir ve bir şeklinde çıkardık. Şimdi tığımı iki kere doluyorum. Şu geride bırakmış olduğum üç taneyi, bakın şurada üç tane geride bırakmıştık. Bunun ilkine, şuna yani ilkine geliyorum üzerinden, karnından yine aynı alıyorum. İki kere dolamıştık. Şimdi burada 2, 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Sıradaki atlamış olduğum ikinci trabzanımı alıyorum. Yine 2, 2, 2 şeklinde yaptım. Tekrar 2 tane. Yine karnından alıyorum. Üçüncü atlamış olduğum üçüncü bu. 2, 2 ve 2 tane çıkardım. Bakın burgumuzu bu şekilde olmuş oldu. Şimdi trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer kanatta yine gelene kadar diğer tarafta toplamda 8 tane ilmeğim kalacak. Yine orada da burgumuzu yapacağız. Şimdi trabzanla devam edelim arkadaşlar. Bu trabzan kısmında hızlı geçiyorum. Orada da herhangi bir örneğimiz yok. Sadece trabzan olarak ilerleyeceğim. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Kenardaki anlatımım size hızlı geliyorsa arkadaşlar, hemen üst kenarda yavaşlatma hızı var. Ona tıkladığınızda birazcık daha da yavaşlayabilir, yavaşlatabilirsiniz videoyu. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben elimden geldiğince yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kenara kadar gelelim. Evet, kenarda 8 tane ilmeğim, trabzanım kalana kadar geldim. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyorum. Hemen dördüncünün yine belinden tutuyorum. Yine 3'te çıkacağız. Bakın önce bir taneye çıkıyorum. 2, 2. İpimi bir kere doluyorum. Yanındakinin karnından alıyorum. 1, 2 ve 2. İpimi doladım. Yine yanındakinin karnından alıyorum. 1, 2, 2. İpimi iki kere doluyorum. Geriye döneceğim. Bu atladıklarımı alacağım arkadaşlar. Şimdi bu atladığımın ilkine geri dönüyorum. Hemen üzerinden, belinden alıyorum. Ve 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar iki kere doladım. Şimdi ikincinin iki kere doluyorum ve üçüncünün belinden alıyorum. İpimi doladım. Şu sondaki iki trabzanımızda şöyle ilmeklerimize bakın şöyle batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, döndüm. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum.
Yanındaki ne de trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki burgumuzu toparlayacağız. İpimi doluyorum yine. Bakın şöyle arkayı döndürdüğümde önüme gelen ilmeklerim var, lastiklerim var burgumun. Bu önüme geleni yine bakın lastik olarak alıyoruz. Şu şekilde belinden kavrayarak lastik olarak alıyoruz arkadaşlar. Ve yine üçte çıkarıyorum. Sadece bu burgularda bu üçte çıkarma işlemini yapıyoruz. Bir kere doladım. Bir tane çıktım. İki. İki şeklinde çıkarak üçte çıkmış oldum. İpimi bir kere doluyorum. Tekrar bakın sıradakinin yine karnından. Bunu da yine üçte çıkarıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bunu da yine belinden tutuyorum. Ve üçte çıkarıyorum. Şimdi bu üstten gelenler bitti. Bir de alttan gelenler var. Burgumuzun diğer kısımları. Üç tanesi. Onlar da şunlar arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yine bakın arkadan öne doğru. Hemen şu şekilde bakın. Yine ön lastik olarak bunları alıyorum. Yine üçte çıkacağım. İkinciyi de alıyorum. Şöyle göstereyim. Ve üçüncüyü de yine lastik olarak alıyoruz. Burgumuzu toplamış oluyoruz burada. Evet, şimdi trabzan yapımına devam ediyoruz. Ortada herhangi bir örneğimiz yok. Şimdi size burgumuzu gösterelim. Bakın, burgu haline dönmüş oldu. Şimdi diğer tarafa geçelim. Oraya da yine aynı şekilde toplayalım. Trabzanlarımızla oraya kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet, diğer tarafa kadar geldim. Burada da yine aynı işlemleri yapacağız. Bakın, hemen belinden tutacağım. İlk gördüğümün, ilk önüme gelen ilmeğimin şöyle üçlü trabzanla çıkarıyorum. Sıradakini yine bakın belinden tutuyorum. Lastik yapar gibi. Tekrar belinden tutuyorum. Şimdi geçiyorum şu alttaki üçlüye. Bakın şuradan gelen. Bunları sakın unutmayın. İpimi doluyorum. Bunu da yine arkadan öne doğru geliyorum. Ve alıyorum. Yanındakini de yine şöyle tersten de göstereyim. Bakın bu şekilde. Bunu da alıyorum. Ve iki tane trabzan yapıyorum. Bir. İki. Şimdi döndürdüm. Bakın bir, iki, bir zincir çekiyorum yine. Dibine trabzanımı yapıyorum. Yanındakine de trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum burguma. Burgumu yine lastik olarak alacağım. Yine önümde görmüş olduğumuz şöyle ön lastik. Şu anda düz yüzünde olduğumuz için ön lastik olarak alıyoruz sırayla. Yine üçte çıkarıyorum. Bunu da alıyorum. Yine üçte çıkarıyorum. Bunu da aldım. 3'te çıkarıyorum. Üçte. Hepsini bu şekilde topluyoruz. Bu bizim burguyu yaptıktan sonraki ikinci sıramız. Önce çevirdik. Yani 3 atladık. Burgumuzu burgu olarak yapmış olduk. Sonrasında üzerini topladık ve bu da ikinci olarak gittiğimiz burgun üzerine ikinci gittiğimiz sıra. Şimdi tekrar trabzan olarak devam ediyorum. Her 3 sırada bir burgumuzu yapacağız. Bu ikinci sıramız. Burguları her zaman örneğimizin ön yüzünde bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Oradaki burguyu yapalım. Evet, geldim diğer burguya. Bunu da yine lastik olarak topluyorum. Üçte çıkarıyoruz. Burgular her zaman üçte çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın o şekilde. Hep ön tarafta olduğumuz için ön belinden kavruyoruz. Sırayla hepsini yapıyorum. Evet, sonda iki tane kaldı. Yapıyoruz. Bakın burgumuz 6 tane ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6. Sonda da iki tane var. Buralarda eksiltme veya artırma yapmayın.
Şimdi yine bir sıra daha lastikleri toplayarak gideceğiz. Üçüncü sıramız. Sonra da bir üst sırada tekrar vuracağız. Şimdi burada da yine bakın topluyorum. Yine lastik olarak sırayla alıyorum. Üçlü olarak. Üçüncü sıramızdayız. Yani burgudan sonra, burduktan sonraki üçüncü sıramız. Bakın beşinciyi alıyorum şu anda. Ve burgunun altıncı ilmeğini de aldım. Evet, şimdi tekrar trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Sıramı sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet, geldik şimdi kenardaki burguya. Şimdi yine 6 tane ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Lastik olarak. Hep 3 ile çıkarıyorum. Dördüncüyü alıyorum. Beşinciyi alıyorum. Ve altıncıyı alıyorum. Evet, sondaki iki taneyi de yine yapıyoruz. Şimdi artık yine vurmaya başlayacağız. Döndürdüm. Yine bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yaptım. Yanındakini de yine trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bakın burgumuz bu şekilde. 3 sıra vurduktan sonra 3 sıra ördük. Şimdi vuracağız yine. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün belinden tutuyorum. Bir kere dolamıştım. Yine 3 kere de çıkarıyorum arkadaşlar. İpimi bir kere doluyorum. Yanındakinin belinden tutuyorum. Yine 3 kere de ipimi doladım. Yanındakinin belinden tutuyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Çünkü geriye döneceğim. Şu geride bırakmış olduğum 3 tane trabzanın şu ilk birincisini alıyorum. Evet. İpimi doluyorum. Yanındakinden 2 kere doluyoruz. Yanındaki ilmeğimi alıyorum. 2 kere doluyorum ve yanındakini alıyorum. İpimi doladım. Ve trabzan yapmaya devam ediyorum. Bakın şimdi burada tekrar vurmuş olduk. Toplayınca, bunları üst sırada toplayınca burgumuz daha iyi belli olacak. Şimdi bu sırayı da bu şekilde ilerleyelim. Trabzanlarla. Sıra sonundaki burguya kadar gelelim. Evet, sıra sonundaki burgumuza geldik. İpimi doluyorum bir kere. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünü yine belinden tutuyorum. 3 kere de çıkarıyorum. İpimi bir kere doladım. Yanındakinin belinden tutuyorum. Ve 3 kere de çıkardım. Tekrar bir kere doluyorum. Yanındakinin belinden tutuyorum. 3 kere de çıkardım. İpimi 2 kere doluyorum. Bu geride bırakmış olduklarımın şu ilkine geri dönüyorum buna. Üste hemen şöyle lastik olarak yine alıyorum. Ve tekrar 3 kere de çıkarıyorum. 2 kere doladım. Yanındakinden ve yine yanındakinden. Şimdi şu sonda kalan iki tane trabzanımızı yapalım. İki. Şimdi döndürüyorum.
bir zincir, dibine trabzanımı yapıyorum. İki tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi ipimi doluyorum. Bakıyorum bu önüme ilk gelen ilmekleri, burguyu topluyoruz. İlkini şu şekilde alttan alıyorum lastik olarak. Şimdi sıradakini alıyorum yine ikinciyi. Yanındakini alıyorum üçüncüyü. Şimdi şu alttan gelen 3 tane var. Onları da yine şöyle lastik olarak alıyorum. Yanındaki üçlü var. Evet. Ve iki tane. Ve devam ediyoruz trabzan yapımına. Şöyle burgumuzu görelim. Bakın. Vurmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde ilerlemiş olacak. Yine bunun üzerine bu ilk sıramız, burguyu topladığımız ilk sıramız, iki sıra daha yapacağız. Sonra tekrar vuracağız. Yine burgulumuzu toplayacağız. 3 sıra öreceğiz. Sonra tekrar, yani her 3 sırada bir burgumuzu yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı işlemleri yap. Diğer taraf için de aynı işlemleri yapacağız. Yani her 3 sırada bir vuracağız. İlk sıramızı yaptık. 2 sıra daha öreceğiz. Vuracağız. 2 sıra daha öreceğiz. Vuracağız şeklinde devam edeceğiz. Ta ki burada toplamda 27 sıra şu yaka kısmına kadar göstereyim. Şu yaka kısmına kadar 27 sıra ördüm. Sizler de 27 sıra örün veya daha fazla, daha uzunluğunu daha fazla istiyorsanız veya daha büyük yapıyorsanız o uzunluğa göre yapın. Benim toplamda buranın santimini vereyim size. Yaka kısmına kadar olan santimim, şöyle yakaya koyuyorum. 29 santim arkadaşlar. Şöyle sizler de görün. Bakın. 29 santimlik bir ölçüm var. 29 santim ördüm. 27 sıra 29 santim ördüm. Sonrasında da bu yaka kesimiyle devam ettim. Şimdi bu arkaya yaparken de bu yaka kesimi, ön kısmı yaparken buradaki yaka kesimini nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. O kısma kadar gelelim. Sonrasında da yakık kesimiyle devam edelim. Eğer burada takılırsanız, nasıl bulgu yapacaktım diye takılırsanız videoyu geri sarıp bu bulgu kısmını tekrar izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yakık kısmına kadar gelelim. Sonrasında kesimle birlikte devam edeceğiz. Parçamı bitirdim. Toplamda 27 sıra ördüm. Şimdi yaka kesimiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben şöyle iki tane işaret koydum. Sağdan 16 tane, soldan 16 tane trabzanım kalacak şekilde sabitleyicilerimi koydum. Aradaki kalan sayıda 17 tane trabzanımız kalıyor arada arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan bu kısmı yaparken diğer parçayı da aynı şekilde kesimini yapıyoruz. Ayrımlarını yine aynı şekilde yapıyoruz. Yani de aslında ön ve arka parçanın yaka kesiminin nasıl olduğunu sizlere bu videoyla şu andaki parçayla göstermiş oluyorum. Öncelikle bir zincirimizi çekiyoruz ve buradaki burgumuzu yapıyoruz aynısı gibi. Toplama sırasındaydım. Evet. Şurada sanırım bir tane fazla yapmışım. Evet, 6 tane. 2, 4, 6. Şimdi trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bu işaretli yere gelene kadar trabzanlarımızı yapalım. Sayalım bir yandan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 ve 16. Evet, 16 tane trabzanımı yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen dibine yine trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada bir tane kesim yapacağız. İpimi doluyorum. Batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, şimdi eksiltme yapmadan devam edelim. Sonuna kadar ilerliyorum arkadaşlar. Şu anda yakıdaki ikinci sıramız bu bizim. Toplamda 5 sıramız olacak. Evet, burayı da topluyorum. Şimdi bu sırada bir üst sırada vuracağız. Şöyle bir döndürdüm. Bir zincir. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bu kenardaki trabzanlarımızı iki trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada vuracağız. İpimi doluyorum. Bir kere. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncüye vurgumuzu yapıyoruz. Beşinci ve altıncı. Şimdi iki kere doladım. Geri dönüyorum. Arkada bıraktım. 3 taneyi de aldım. Şimdi trabzanlarımla devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane kalana kadar geleceğim arkadaşlar. Bu da benim 3. sıram. Yani yakadan sonra 3. sıram. Bakıyorum. 1, 2, 3 bir tane daha yapalım. Şimdi yine burada bir tane kesim yapacağım. Bakın ipimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Ve sondakine de bir tane trabzanımı yapıyorum. 3. sıramızı da yaptık. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. Bir zincir. Dibine trabzanımı yapıyorum. Burada yine bir tane daha kesim yapacağım. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Son kesimimiz de 4. sıramız. Şimdi bu şekilde sona kadar gidelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Tekrar başa gidiyorum. Burada burguları toplamayı öğrendik arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Anlatmıştım zaten. Bu sıra 5. sıramız. Arka kanatta da yine aynı şekilde 5 sıra yaptım. Bu sırada eksiltme yapmayacağım. Direkt örüp bitireceğim arkadaşlar. Şunu bakayım tekrar bir eksiltme yapmış mıyım? Yok. Evet, arka tarafta eksiltme yapmamışım. Burada da yine eksiltmemizi yapmayacağız. Trabzanla sıra sonuna kadar gelip ipimi uzunca keseceğim ki dikiş için ipim lazım olacak. Omuzları dikmek için.
Bakın sıra sonunda bir tane kalmıştı. Onu da bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve şöyle ipimi birazcık uzunca kesiyorum. Şöyle ve kopardım. Evet. Şimdi bir tarafımız hazır. Diğer tarafımızı da yapalım beraberce. Evet, bu tarafı da şimdi yapıyoruz. İpimizi takıyoruz. Bir zincir şöyle dibine. Trabzanımızı yaptık. Devam ediyorum. İlk sırayı kesinti olmadan trabzan olarak yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta kaç tane trabzan varsa bu tarafta da yine o kadar trabzan olacak. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramı tamamladım ben. Bir üst sıraya çıktım. Trabzanlarla devam ediyoruz. Burgumuzu bu tarafta da yine aynı şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Değişiklik yok. Buradaki kesintiyi şimdi yapacağız. Kesimi. Sonda 3 tane kalana kadar ilerleyeceğim. Sadece trabzan yaptığım için hızlı hızlı örüp geçiyorum şu anda. Şimdi bakıyorum. Evet, 1, 2, 3 tane kalmış. Şimdi kesintimizi yapalım. Şimdi ipimizi doladık. Batıyorum. 2 çıktım. Tam da 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, şu sondakine de bir tane trabzan yapacağım. Atıyorum. Bu şekilde döndürüyorum. Bir zincir. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Ve burada yine bir tane daha kesim uygulayacağım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 2 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi daha kesim yapmadan ilerleyeceğim. Bu sıraya dönelim. Tekrar bir üst sırada bu kesim yerine gelince devam edeceğiz. Şu anda 3. sıramı gidiyorum. Bakın 1, 2, 3. sıramı gidiyorum. 4. sıranın sonunda yine bir kesimle devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine sonda 3 tane kalana kadar ilerlemiş oldum. Şimdi ipimi doluyorum tekrar. Batıyorum. 2 çıktım. Tam da 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Hepsini tek seferde doladım. Ve sonuncuya da bir tane trabzan yapıyorum. Şu anda 4. sıramız. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. Ve son sıramız. Şimdi 5. sıramızda kesme uygulamıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Ve bütün trabzanlarıma birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Burada da yine bakın 5. sırada kesim uygulamamışız. Yine aynı şekilde burada da aynısını yapacağız. Sıra sonuna kadar ilerleyip sonrasında da ipimi uzunca keseceğim. Çünkü omuzlarını dikeceğiz. Sıra sonuna kadar geliyorum. Burgumuzu yine aynı şekilde toplama sırasındayız. Yani lastik. Son iki taneyi de trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi şöyle dikecek uzunlukta kesiyorum arkadaşlar. Şunları da artık buradan çıkarayım. İki bedenimizi de bu şekilde tamamlamış olduk.
Her kanalımı da alacağım. Şöyle üst üste koyacağız. Evet. Şimdi iki ucunu birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden bir tarafı şöyle ters yapalım. Sonrasında şu şekilde döndüreceğiz zaten. Bir tarafı ters, bir tarafı düz olacak. Şu üstünü şöyle, normalde bu şekilde olması gerekiyor. Ben şöyle ters olarak yapıyorum. Ve buradan dikeceğiz. Şimdi iğnemize takalım şunu. Şimdi sırayla şu karşıdan ilmeğimi alıyorum. İğnemi birleştiriyorum. Şekilde. Bakın sırayla bütün ilmeklerin arasından bir oradan bir oradan birleştiriyorum. Buradan batıyorum, karşıya geçiyorum, ipimi çekiyorum, tekrar bu tarafa geliyorum. Buradan bu şekilde gidiyorum. Siz istediğiniz şekilde birleşimini yapabilirsiniz. Ben bunu da bu şekilde yapmak istedim. Nasıl arzu ederseniz, ama hepsini sırayla almaya çalışın. Atlama yapmayın. Eşit olsun ilmekleriniz karşılıklı olarak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde dikeceğiz. Buraya da dikelim. Diğer tarafa da yine aynı bu şekilde dikelim arkadaşlar. Sonrasında da şu düğmeleri nereye diktiğimi, nasıl yaptığımı paylaşıp yaka kısmıyla da devam edeceğiz. Buraya da dikelim. Şu iki ucu da dikelim, gelelim. Evet, dikişimizi yaptık. Şimdi döndürüyoruz. Bu şekilde döndürüyoruz. Döndürdük arkadaşlar. Evet, şöyle de görelim. Şimdi düğmeleri iç kısma diktim. Şöyle göstereyim, bakın. İç kısma diktim. Yani arka kısımdan düğmelerimiz belli olmayacak. Şu şekilde bakın. Birinci burgu değil, ikinci burgunun şöyle üstüne, şöyle göstereyim bakın. Şu kısım değil, şurası. Buraya diktim birini. İyilik bırakmadık ama zaten şu burgu kısımdan şuradaki boşluklar bunlar için yeterli. Bir burgu atladım. İkinci burgunun oraya da yine iğnemi diktim. İç kısımdan diktim. Burası bu şekilde. Diğer tarafı da yine aynı şekilde yaptım. Evet, şöyle diyorum, göstereyim. Şimdi yaka kısmıyla devam edelim. Evet. Düğme dikimini herkes biliyordur diye göstermek istemedim ekstra. Aralıklarını siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde arada bir burgu boşluğu bırakacak şekilde yaptım. 3 düğmeni de yapabilirsiniz. Daha bitişik. Mesela şu lastiğin hemen sonundan, şu burgunun şu kısmından dikebilirsiniz buradan düğmenizi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya düğmeleriniz hani dışta gözüksün derseniz şuradan dikersiniz. Ve o şekilde iliklersiniz. Ben şöyle sadece ön kısmında görünsün dedim. O şekilde yaptım. Şimdi yaka kısmında ipimizi şöyle, bakın tam şu omuzdaki birleşim yerimizin oradan ipimizi takalım. Buradan ipimi takıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane yanındakine. Bu sırayı trabzan olarak öreceğim. Çok fazla batmayın. Bulduğunuz boşluklara batın. Bakın şuraya sıra sıra yapın arkadaşlar. Bakın şöyle buraya bir tane, her yere bir tane gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu boşluğa da bir tane yapıyorum. Şuna bir tane yapıyorum. Ve yine boşluğa bir tane
Trabzanımı yaptım. Şimdi bakın burada şu X sırayla yaka kısmına geçiş yeri var. Şurada bir boşluk var. Bakın şu trabzanımızı yapmış olduğumuz boşluk bu. Oraya trabzan yapmayacağım. Hemen yanındakini atlıyorum. Ve burada da bütün trabzanlarımıza birer kere trabzan olacak şekilde ilerleyeceğim. Hepsine trabzan yapıyorum. Bu sırayı böyle trabzan olarak tamamlayacağız. Tamam. Şimdi şu sonuncuya da batıyorum. Ve bakın yine şurada trabzanımızı yapmış olduğumuz boşluk var. Buna batmıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Şimdi burada omuz kısmında, şu taraftaki omuz kısmına geliyorum. Burada kaç tane trabzan yaptıysam şu bileşim ilk bir zincirden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzan yapmışım burada. 2, 4, 6, 8, 9 ilk baştaki zincirle birlikte. Burada da yine 9 tane trabzan yapmamız gerekiyor. 1, 2, yine aynı yere bir tane daha yaptım. 3, 4, 5, 6, aynı yere tekrar yapıyorum. 7, şuraya da bir tane yapıyorum. 8 ve şuraya da bir tane yapıyorum. 9. Bir taraf az, bir taraf fazla olursa dengesizlik olur. Ona dikkat edelim. Şimdi 9 saniye yaptık. Bakın tekrar şuradaki birleşim noktasındayım. Bunu da sayarak 9 bu tarafa doğru yapıyorum. Şimdi burasında bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yine 9 tane olması gerekiyor. 6, 7, 8 ve 9. 9 tane de buraya yaptım. İpimi doluyorum. Yine bakın şu trabzanın olduğu noktaya değil, yanındakine yapıp devam ediyorum. Evet, yine geldik. Bakın şu trabzanın olduğu boşluk değil, hemen içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine bu tarafa da 9 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi şuradaki çekmiş olduğum bir zincirle birlikte birleşimimi yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Şimdi lastikle devam edeceğim. İpimi doluyorum. Şu şekilde, bakın bu şekilde bir tane lastiğimi yapıyorum. Önden. Şimdi ikinci lastiğimizi de şöyle arkadan geliyoruz. Şu baştaki başlangıç yerimdeki lastiğimin birebir aynısını uyguluyorum. Aynı lastiği yakaya yapacağız. Bakın bir önden, bir arkadan olacak şekilde lastiğimizi sıra sonuna kadar gelelim. Toplamda
3 sıra şu an düşünüyorum ama yaptıktan sonra yine sizlerle de paylaşırım kaç sıra yaptığını. Dediğim gibi beden başlangıcındaki lastik gibi bedenimizi de yapıyoruz, yakamızı da yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Üst sırada da şu öndeki kabartıları önden, arkadakileri de arkadan alacağız. Şimdi bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Evet, yaka kısmını yaptık bu şekilde. 3 sıra toplamda yaptım arkadaşlar. Ve gövdemizi tamamlamış olduk, süveterimizi. Şimdi cep kısmıyla devam edelim. Cebimiz için de 22 tane, 23 tane zincir çektim. Şimdi bu 23 zincirimizin üzerine 22 tane trabzan yapacağız. 3, şöyle dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, 22 trabzanımızı yaptık. Döndürüyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımızı yapıyorum. Kenarlar delikli olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Buraya da yine aynı şekilde hiçbir eksiltme, artırma, herhangi bir şey olmadan 22 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir üst sırada ayıcımızın bacakları için boşluklar bırakacağız. Cebimin büyüklüğü, ben şöyle bir ayıcı kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bunun büyüklüğünde, yani santimini çok bilmiyorum ama şöyle bir ölçeyim isterseniz sizin için. Bakalım benim ayıcımın santimi kaç? 10 santimlik bir ayıcık benimkisi. Bu cep uygun oldu benimki için. Şimdi yani büyüklüğü, ebatı büyük oldu, iyi oldu. Eğer sizin ayıcınız daha küçükse cebini daha küçük yapabilirsiniz, cep kısmını. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyorum. Toplamda 22 tane trabzanım oldu burada. Şimdi döndürüyorum. Üçüncü sırada atlamalar yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum yine. Dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir 6 tane önce bir trabzan yapalım bakalım. 2, 3, şunu da sayıyoruz, şu kenardakini. 3, 4, 5, 6. Şimdi bakıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3, 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Bu ayıcımın birinci bacağı. Yanındakine yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Yanındakine tekrar 3, 4.
4 tane trabzanımızı yaptık. Bakalım kenarlar eşit düşecek mi? 1, 2, 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, kenarlar eşit düşecek. Şu kenarlarda yapmış olduğumuz 6 tane trabzan burada da yine 6 tane trabzan olacak. Yani siz kaçla yaptıysanız eğer, hani buradaki cebi kaç santim, kaç trabzan yaptıysanız onun üzerinde hesaplama yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Burada da yine 6 tane trabzan yapacağım. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Döndürüyorum. Evet, bunlar bacakları için. Bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi şu boşluklara, yani 3 tane atlamış olduğumuz için bu boşluğa 3 tane de trabzan yapacağız. Şu altta 3 tane atlamış olduğumuz için. Şimdi 1, 2 ve 3. 4 atlarsanız 4 trabzan yapacaksınız. Atladığınız trabzan sayısı kadar şu ortadaki 4 tane trabzanımızı yapıyorum. Yine buraya 3 tane trabzan, 1, 2, tamam. Şimdi buraya yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Evet, döndürüyorum. Bir zincir. Bu sırayı tekrar trabzan olarak devam ediyorum. 22 trabzanım vardı. 22 trabzanla devam ediyorum arkadaşlar. Böyle 4 sıra, ikinci sıradayım. 4 sıra yapıp gelelim. Evet, 4 sıra dedim ama ben 1, 2, 3 sıra ördüm arkadaşlar. 4. sırada kollar için olan boşlukları ayıracağım. 2, 4, 6 tane trabzan ördüm. Şimdi şöyle 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve 1, 2 tane boşluk bırakıyorum. 3.'ye trabzanımı yapıyorum. Ve burada toplamda 6 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Ve buraya da yine 6 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı trabzanla devam ediyorum. Benim ayıcımın boyuna göre bu cebin uzunluğu ideal oldu. Siz de yine ayıcınıza giydirerek cebinizin uzunluğunu, genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi şuraya iki tane atlamış olduğum için iki tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. İki tane yine trabzan yapıyorum. 6 tane de trabzan olacak. 2, 4, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Şimdi döndürüyorum. Bu sırada lastik yapacağız. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz.
Evet. Şimdi şöyle önden alıyorum. Sıradakini arkadan alıyorum. Bunu önden. Bu şekilde arkadan alıyorum. Önden. Arkadan. Bu şekilde bu sıramızı lastik olarak tamamlıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi üst sıraya geldim. Üst sırada da yine lastiğimizi devam ettiriyoruz. Öndeki kabartıları önden, arkada kalan kabartılarımızı da arkadan alıyoruz. Bakın şöyle. Bu lastiği zaten beden başında gösterdiğim için başlangıçta hızlı geçiş yapıyorum. İki sıra toplamda lastik yaptım. Sonra ipimi uzunca keseceğim. Bu cebi buraya dikecek uzunlukta. Keseceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle biraz uzunca ipimizi kesiyoruz. Cep kısmımız hazır. Şöyle dikeceğim bunu buraya. Önce eşitliği sağlamak için şöyle sabitleyeceğim iğnelerle. Ve her iki taraftan da şuradaki trabzan sayısını sayıp eşitçe İğneleyelim. Bir tane de şuradan. Şöyle iğneliyoruz. Şöyle. Şuradan da iğneleyeceğim. Bakayım 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şöyle şurada 2 4 6 8 10 12. Evet. Tam ortalamamız gerekiyor. İğneledim. Şimdi cep kısmımız uzun bıraktığımız ipi alalım ve bunu buraya dikeceğiz. Dikerken dikkat edin, alttaki parçayla iğnelemeyin. Şöyle tutacağız. Şu düğmelerini açalım. Evet. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradaki iğnemi çıkarabilirim. Ben bu şekilde dikiyorum. Sizin şimdi biraz da masada olduğum için istediğim şekilde dikemiyorum tabii. Şöyle normalde T'ları gibi dikebiliriz. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa öyle dikin. Şimdi bu cebi aynı bu şekilde dikelim. Şu üst kısmı tabii ki açık kalacak. Şöyle dört bir tarafını dikip gelelim. Cebimizi bu şekilde diktik. Şimdi ayıcığımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle.
kollarını. Evet, işte tamamlamış olduk. Bu şekilde. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böylelikle tamamlamış olduk süeterimizi. Gerçekten çok tatlı oldu. Bu cebi isterseniz daha yukarı, isterseniz daha aşağıya dikebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Şöyle çok tatlı. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar inşallah en kolay bir biçimde yapmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz ayıcıklı süveter modelinin yapımını paylaşacağım. Gerçekten çok tatlı oldu. Son zamanlarda bu ayıcıklar pek çok modeli içinde yerini alıyor. Hırkalarda, süeterlerde, yeleklerde, berelerde, atkılarda hepsinde görebiliyoruz. Tulumlarda görebiliyoruz. Ben de sizlerle birlikte nacizane önümde görmüş olduğunuz süeter modelinin yapımını paylaşırken önüne de bir ayıcıkla birlikte hava katmak istedim. Modelimiz Zara model diye geçiyor. Böyle kenarlardan düğmeli olarak çalıştığımız sefer daha önce kanalımda kenarları bağcıklı olarak bir süveter modeli paylaşmıştım. Bugün de düğmeli olarak paylaşmak istedim. Modelimi hem kız hem erkek çocukları için uygundur. Unisex bir modeldir. İstediğiniz renklerde hazırlayabilir. Kız ve erkek çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Önünde böyle bir ayıcık mevcut. Ayıcığımı internette pek çok yerlerde satılıyor arkadaşlar. Ben bulunduğum yerde tuhafiyelerden temin ettim. Sizlerle paylaşmak için. Modelimin şöyle arkasında paylaşayım. Arkasında herhangi sadece burgu modelimizi devam ettirdim. Ön kısmında sadece ayıcığımız mevcut. Şu şekilde. Ben ayıcığımı şöyle üst tarafa lastik kısmından birazcık yukarıya yerleştirdim. Ama siz tam dibe de yerleştirebilirsiniz. Biraz yukarıda da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben tercih ettim ve bu şekilde uyguladım. Modelimin ölçüsünü vereyim sizlere. Şöyle modelimin ölçüsü 27 santim. Yani bir yaş çocuklarının rahatlıkla giyebileceği bir model. Daha böyle salaş bir model tercih ediyorsanız eğer hani 6 aylık çocuğa da giydirebilirsiniz. Bir yaş için yapmak istiyorum ama daha salaş bir model olsun istiyorsanız benim başlangıcında uygulamış olduğum zincirden daha fazla zincir çekerek elde edebilirsiniz bu salaş modeli. Diğer geri kalan kısımları hep aynı şekilde ilerleyecek. Beden boyunu da yine şöyle paylaşayım sizlerle birlikte. Beden boyumda 30, şöyle tam omuz hizasından 32 santim olarak arkadaşlar yaptım. Bu şekilde. Şimdi kullandığım malzemem bebe yünü olarak Kartopu Baby One kullandım. Kodum 855. 2 yumak kullandım arkadaşlar. İkinci yumağımdan bu kadar kaldı. İstediğiniz bebe yünüyle çalışabilirsiniz. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Evet bu şekilde. Şimdi dilerseniz modelimin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.